Esa proclama es patria o muerte. Bolivya'da Quebra de del Yuro kanyonundayız. Yükseklik 2000 metre. Hava kararıyor. Karanlıkta ormanın ürkütücü sesleri. Günlüğüne son notlarını yazıyor. Aslında bu günlüğe son yazışı olacak. Henüz bunu bilmiyor. Ama etraflarının çevrildiğini, kuşatıldığını sezmekte. Küba'yı terk edildi 2 yıl olmuştu. 2 yıl önce Fidel'e ve Küba halkına bir veda mektubu bırakarak ayrılmıştı. Yönetimde bakanlık dahil birçok önemli görevi vardı. Ülkenin en güçlü adamlarından biriydi. Uzun mücadelelerin sonunda karısı ve 2 çocuğuyla birlikte ortalama bir insanı imrendirecek bir hayata kavuşmuştu. Yine de kendini eksik, çok eksik hissediyordu. Kurtarılmış olan sadece tek bir halktı. Tıp fakültesinde okurken motosikletiyle dolaştığı Latin Amerika içine işlemişti. Neredeyse bütün ülkelerde diktatörler egemendi. Halklar diktatörlerin, mafyanın ve baronların elinde yoksulluk içinde kıvranıyordu. Tek bir ülkenin kurtuluşu sadece bir başlangıç olabilirdi. Yetmezdi. Küba'da başardıkları öncü savaşının diğer ülkelerde de tekrarlanması gerektiğine inanıyordu. Sanki Latin Amerika'nın dağları, Amazon'un kolları onu çağırıyordu. Yönetimdeki bütün yüksek görevlerini bıraktı. Daha da önemlisi karısını ve çocuklarını da. Küba halkına emanet ederek. Fidel'in halka açıkladığı veda mektubu kurdukları yeni devlete olan güveniyle şöyle bitiyordu. Çocuklarıma ve karıma maddi hiçbir şey bırakmadığımı ve bundan üzüntü duymadığımı, aksine sevindiğimi, onlar için hiçbir şey istemediğimi, çünkü devletin onlara yaşama ve eğitim görmeleri için gereken her şeyi vereceğini biliyorum. Aradan 2 yıl geçmişti. Şimdi Bolivya'da bir avuç gerilla ile birlikte diktatör Barrientos'a karşı başlattığı savaşın en zorlu aşamasındaydı. Günlük notlarını yazdığı defteri kapattı. İşler umduğu gibi gitmiyordu. Köylüler gerilla savaşına uzak duruyorlardı. Halkla neredeyse hiç temas sağlayamamıştı. Umduğu ittifaklar kurulamamıştı. Karşılarındaki ordu çok daha donanımlıydı. En ağır darbeyi 6 ay kadar önce Tanya'nın diğer 8 gerilla ile birlikte öldürüldüğü haberiyle yemişti. Takma adı Tanya ile bilinen Heidi Tamara Bankbinder'la Alman Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında tanışmışlardı. Tanya daha sonra Küba'ya gelmişti. Uzun süre çok yakın çalıştılar. Birlikte bütün Latin Amerika'yı dolaşmışlardı. Sonunda Bolivya'da öncü savaşı başlatma fikri doğduğunda Tanya'yı da gerilla organizasyonunun altyapı işlerinde görevlendirmişti. Sonra da bizzat cephede. İşte o Tanya, pusuya düşürülerek 8 arkadaşıyla birlikte öldürülmüş, kimsenin bilmediği bir yere gömülmüştü. Defteri çantasına koydu. Etrafındaki çember gittikçe daralıyordu. Bu, son özgür gecesi olacaktı. Ertesi gün, yani 8 Ekim 1967 silah sesleriyle birlikte geldi. Bir muhbir kamp yerini Barrientos'un özel hareket birliğine bildirmişti. Şiddetli bir çatışma başladı. Kuşatmadan kurtulup kararlaştırdıkları buluşma yerinde yeniden toplanmayı hedeflemişlerdi. Taraflar arasındaki çok büyük güç farkı kurtulmayı çok zorlaştırıyordu. Kurtulanlardan birisi olan Alarcon, sonraları onun da kuşatmayı yardığını gördüğünü söyleyecekti. Kurtuldu diye sevinmiştik diyecekti. Ama o çıkamayan arkadaşlarını görünce yardım etmek için çatışma alanına geri dönmüştü. Bacağından vurulmasına rağmen savaşmaya devam etti. Tüfeği parçalandığında ve şarjöründe mermi kalmadığındaysa yapacak bir şey kalmamıştı. Çatışma öğleden sonra 5 gibi sona erdi. Yaralı olarak yakalandı. Şimdi diktatör Barrientos ve CIA birlikte karar vereceklerdi. Bu ünlü tutsak ne olmalıydı? O gece La Higuera'da eski bir okulda tutuldu. Karar bekleniyordu. Karar ertesi gün ulaştı. Bu kadar önemli bir adamı halkın, Küba'nın ve dünyanın gözü önünde yargılamak başlarını belaya sokardı. Öldürülmesini, cesedinin itibarını zedeleyecek ve Barrientos'un rejiminin gücünü gösterecek şekilde teşhir edilmesini ve sonra hiç kimsenin bilmeyeceği şekilde imha edilmesini emrettiler. Arkadaşlarının taktığı lakapla Che, Latin Amerika'nın efsanesi Ernesto Guevara, 9 Ekim öğleden sonra kurşunlanarak öldürüldü. Başcellat Mario Terán, teşhirde tanınsın, halkın şüphesi kalmasın diye yüzüne ateş etmediler. Şimdi sıra rejimin gücünü gösterecek teşhir kısmına gelmişti. Basın gösterisini yapabilecekleri en yakın yer Valle Grande'ydi. Cesedini bir helikopterle Valle Grande'deki hastaneye götürdüler. Zaferlerinin kanıtını herkese gösterecek şekilde düzenlemeleri yaptıktan sonra basını ve çevre halktan sivilleri içeri aldılar. Ama hiç bekledikleri gibi olmadı. İnsanlar adeta kutsal birini ziyaret eder gibi cenazenin etrafında merakla ama çok daha fazla saygıyla dönüyorlardı. Adeta tavaf eder gibi. Gözlerinde bu alçak teröriste nefret yerine kutsal birine hürmet bakışı vardı. Halk arasında Valle Grande isası diye anılmasına yol açacak bir kutsallık etkisi yaratıyordu. Tanınsın diye bıraktıkları yüzü ve kurşun izleriyle dolu bedeni. Kurtuluşu için kendisini adadığı bir köylü kadın, o ölmedi. Biz onu gökyüzüne uçurduk diyecekti.
tu sonrisa.